Murat Kelkitlioğlu. Sarı yeleği kim giydirdi? Peşine söyleyeyim kimin haklı kimin haksız olduğunu tartışmıyorum. Kimsenin avukatlığını yapmıyorum. Amacım bir durum tespiti yapmak. Konu Fransa'da yaşanan olaylar. Dünya siyasetini takip edenlerin açıkça göreceği gibi Trump'ın Transatlantik İttifakı'nı hiçe sayan adımlarının da etkisiyle Kıta Avrupası'nın iki lokomotif ülkesinden biri olan Fransa uzun süredir bir alternatif arayışında. Üstelik sadece ekonomik siyasi değil, askeri olarak da ayrışma fikri net şekilde ortada duruyor. Mayıs 2017'de herhangi bir siyasi kitleye yaslanmadan Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Emmanuel Macron'un çıkışlarını bir hatırlayalım. Ne diyor Macron? Avrupa'da dolara daha az bağımlı olacağımız bir kapasite inşa etmeliyiz. Bu benim için bir egemenlik meselesi. Gerçek bir Avrupa ordusuna sahip olmadıkça Avrupalıları koruyamayacağız. Daha egemen, Amerika'ya bağımlı olmayan ve tek başına kendini savunan bir Avrupa'ya ihtiyacımız var. Amerika'nın 1987 tarihli orta menzilli nükleer güçler anlaşmasından çekilme kararından asıl kurban Avrupa ve Avrupa güvenlik yapısı olur. Orta Doğu'da Hizbullah ve Husilere verilen balistik destek yeni ve endişeli bir durum. Amerika Başkanı'nın İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin hata olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden biz Avrupalılar 2015 anlaşmasının içinde kalmaya karar verdik. İran yaptırımlarına karşı şirketlerimizin çıkarlarını korumak ve savunmak için elimizden geleni yapacağız.'' Benzer sayısız örnekte görüleceği gibi Transatlantik İttifak'ta ciddi bir çatlak var ve bunun başını Macron yönetimi çekiyor. Dolayısıyla akaryakıt vergileri bahanesiyle başlayan sokak eylemlerini bu farklılaşmayı görmeden değerlendirmek sığ bir bakış açısı olur. Üstelik benzer operasyonlara çok yakından tanıkken. Hatırlayın Gezi 17-25 Aralık sivil darbe girişimi, hendek kalkışmaları, patlayan bombalar, IMF'e olan borcun bitirildiği, mega projelerin düğmesine basıldığı, çok yönlü bir dış politikanın sinyallerinin verildiği bir dönemin ardından gelmişti. Murat Kelkitlioğlu akşam